Akit TV ekranlarından herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Sizleri Doğanın Dermanı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Ve bugün de Doğanın Dermanı'nda sizler için sağlığınıza dair çok önemli konuları konuşacağız. Tabii kiminle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Herbalist Hülya Leyla Çabuk Hanım Efendi ile birlikte hoş geldiniz diyelim öncelikle. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi yayınlar diyorum ben de bizlere. Çok teşekkür ederiz biz de. Sevgili izleyenler, şimdi diyorum ya Doğanın Dermanı programında doğanın bize anlatmış olduğu bir mucize var. Mucizevi bir sır var. İşte o sırrı maharetli ellerden biz sizlere sunmaya çalışıyoruz. Sağlığımıza dair, güzelliğimize dair, her şeye dair, hayata dair, psikolojimizi bile etkiliyor bu sırlar. İşte onları bugün sizlerle paylaşacağız. Özellikle akne, sivilce ya da tüy, kırışıklık sorunları olanlar varsa bunlar özellikle kulaklarını dört açıp bizi dinlesinler. Bunlar için çok önemli püf noktalarımız olacak. Leyla Hanım bizlere bir de görsellerimiz var. Onları paylaşacak diyelim ve Leyla Hanım bu arada birkaç telefonumuz da olacak. Sizin yine hastalarınızdan biz bağlayabilirse arkadaşlarımız onları canlı yayına almak istiyoruz. Tamam. Bir de onlardan dinlemek istiyoruz. Bakalım ta yurt dışından bile hastalarınız varmış. Çok, her ülkeden var. Her ülkeden var. Dün bile Amerika'dan vardı. Hı hı. Buradan gitmişler. Daha evvel mesela başkaları, akrabaları gelmiş bana. Evet. Onlar faydasını görmüşler. Onlar da geldiler. Aldılar, gidiyorlar. Şimdi mesela bana gelen insan ilk mesela neden? Hı. Niçin dökülüyor saçım? Niye bunlar bende var diyor. Ben onların kendisine anlatıyorum. Anlattığım zaman diyorum şu kadar zaman kullanırsınız. Bana gelirseniz bu kadar zaman kullanırsınız, siz alırsanız bu kadar zaman kullanırsınız. Uzaktaki insanlar ne oluyor? Çift yapıyor ki daha çabuk gitsin diye. Ben haftada bir alıyorum. Onlar üç günde bir alıyor. O yurt dışından bağlanacak olan insanlar konuşsun bunu. Ben şimdi şunu en evvela şunu söylemek istiyorum. Sivilceden muzdarip olan insanlar. Evet. Şimdi bana hanım geldiği zaman bu yüzle geldi. Dikkatini çekerim. Bu kadar, yani yüzünde kendi eti bile yok. Her tarafı sivilce, tamam, ve iltihap. Evet. Bu insan bu şekilde gitti. Bu insan bana gelmeden evvel akne seti diye bir set var. O seti alıp kendi kullanabilir. Nasıl güneşe çıktığın zaman cildinde bir kuruluk oluyor, sırtında bir kuruluk oluyor yağ sürmeden. Bu yapılan bitki bunun yüzüne sürdüğün zaman bu yüzdeki sorun neyse hepsini alıyor. Önce sivilceler geçiyor. Evet. Sonra sivilcelerin izleri, kırmızılıklar geçiyor. Ondan sonra da kendi sıktığı delikler vardır. Çukurlar kalır. Bu. Bu bunun ispatı. Bu öyle. Evet. Şimdi mesela bana gelen insanlar, bunlar iyileşmiş olan insanlar. Şu çocuk 12 yaşında kız çocuğu. Evet. Bu hasber kadar bir yerden duyup da geliyor. Efendim şöyle bir şey var. O kadar çok söylemler var ki o söylemlerin hiçbirisi demeyeceğim de yüzde bilmem kaçı insanları yanılttığı için insanlar inanmıyor da. Nasıl inanmıyor? Doğru mu acaba diye inanmıyor. Şimdi en fazla bu sene, geçtiğimiz sene olan sizin sorununuz iyileşmiş. Ben sizden duydum, öyle geliyorum. O zaman daha garanti geliyorlar. Daha kalıcı olarak geliyorlar. Bu insan bana gelmeden evvel acaba kaç yere gitti? Kaç yere götürdüler? Bu insan böyle benden çıktı. Ömrünün sonuna kadar bunu görürse ben her zaman diyorum. Ben Türkiye'yi terk ederim. Böyle bir şey yok. Çünkü neden yok? Yapılan bitki, uygulanan bitki, hakkını veren bitki. Yoksa ben bitkiciyim diye bunu uygulamıyorum. Bana hiç gelmemesi gereken insan şu insan. Bir kere geliyor. Bir kere nasıl uygulanacağını görüyor. Bitkisini alsın gitsin. Dışarıdan gelenler öyle yapıyor. Dışarıdan gelenler. Bir kere geliyor, bir seneliği alıyor, altı aylığı alıyor. Ne zaman gelecekse o zaman bittiği zaman geliyor. Şimdi onlar geldiği zaman ben onların kendi telefonlarıyla onların saçını şeyini çekiyorum, resmini. Anlıyor musun? Nasıl gelmişler? Bir sene sonra geldiği zaman bu bana böyle gelir. Bu kendi yapıyor onu. O alsın yapsın, bana hiç gelmeye gerek yok.
bu bey bana nasıl gelmiş? Buyurun. Hani derler ya, erkeksi dökülme. Buyurun. Bu bana hiç gelmesin. Bu şekilde. Bir kere gelsin. Nasıl uygulandığını görüyor. Nasıl kullanacağını görüyor. Ondan sonra o bilinçlenmeyle gidiyor. %90 beylerde gelen insanlar, hani şu erkeksi dökülme derler şuna, değil mi? Evet. Herkes de olur bu. Açık. 18 ay sonra bunu kendi getirdi bana. 18 ay sonra bunu kendi getirdi. Yani böyle zaten neden döküldüğünü onlara söylüyorum. Ben baktığım zaman, teşhisini koyduğum zaman asla para almam. Hayır. İsterse gidebilir, isterse gelmeyebilir. Ben ona söylerim, o gider. Dün evvelsi gününe bir tanesi geldi Hollanda'dan. Dedim ki, çocuklukta nasıl bir ateşli hastalık geçirdin? Ben dedi anneme telefon edeyim de ertesi gün gelirim. Bugün geldi. Ben dedi kızıl geçirmişim dedi. Hı. Kızıl. Liken. Baş liken. Söyleyecek bir şey yok. Şimdi efendim, liken nasıl bir şey dediğin zaman oradan oraya geçmeyeyim. Mesela bak, şu bey, bu bana gelir. Bu bey bana gelir. Bunda egzama var. Bunda da egzama var. Nasıl elimizde, ayağımızda egzama oluyor, dikkatini çekerim. Hep elimizde kuruluk olur, çatlar, bir şey yapamayız. Aynısı başta egzama. Benim, bana gelen insanlar böyle geldi. Buyurun. Bu şekilde. Hayatının sonuna kadar dökülürse yine söylüyorum. Kendilerine de söylüyorum. Benim yaşım, saçın dökülürse onların da saçı dökülür. Yok böyle bir şey. Ama bunu anlatmak için insanların umudu yok olmuş. Ben olsam benimki de yok olur. Çünkü size gelmiş ben geçiririm demişim. Öbürüne gitmiş ben geçiririm. Onu kullanmış bundan iyi. Onu kullandıkça daha kötü oldum diyor. Böyle insanlar bana geldiği zaman bana mı inansın? Ben olsam ben de inanmam. Ben onlara diyorum, yaşa, dene, ondan sonra gel. Şimdi bu çocuk, biraz evvelki kız gibi. Saç kıran. Şu anda akıyor başı. Başı bak, gözlerin altı bile mordur. Buradan sıvı gelir. Egzama, sedef, saç kıran, vitiligo, liken. Bundan 5 insandan sıvı gelir. Niye 5 insandan sıvı geliyor? Neden? Bu hastalık, benim saçım dökülmüyor, saç kıran yok da sizde niye saç kıran var? Öyle diyelim. Bu insan bu vaziyette geldi bana. Bu daha çocuk, 12 yaşında. Bu bana inanmaz ki. Ama gittiği yerlerden sonuç alamadığı için ailesi bana getiriyor. Size bir şey daha göstereceğim. Bu da çok enteresan. Yine geçeceğim oraya. Şu liken dediğim insan, bir likeni sonra bir daha göstereceğim. Liken saç kırana benziyor mu? Saç kıran da var burada gözlerim. Liken apayrı bir şeydir. Değişik bu daha. Ya, likende deri kaybı vardır. Sadece alttaki doku kayıp olur, üstteki deri kalır. Buyurun. 18 ay sonra. Sanki hiç deri kaybolmamış gibi. Deri kaybı hiç olmamış gibi. Şimdi efendim, Allah Allah. Böyle bir şey olmasa zaten insanlar, 56'dan beri çalışıyorum. İnsanlar beni yaşatmaz ayol. Ha, iki kere gelmiş, üç kere gelmiş, benim başım kabuk tutmuş diye giden insanlar hiç gelmesin. Çünkü ben deriyi harmanlıyorum. Nasıl çocuk doğduğu zaman konak atıyor, dikkatini çekerim. Hep konak atır bana. Konak atmasa saç çıkarama, mümkün değil. Şimdi mesela şu beye bak Allah aşkına. Kaç yaşında bu çocuk? Yaşı bayağı var. Ne? Yaşı çok var gibi gözüküyor ama. 28 yaşında. 28 yaşında. Buyurun. Saç ne kadar değiştiriyor insanı, görüyorsun değil mi? Gençleştiriyor artık. Buradaki çocuğa bak, 28 yaşında değil, 40 yaşında dersin. Evet. Ama buradana bak, o yaşın hakkını verirsin. Daha geç. Neden biliyor musun? Bu kadar kalıcı olmam, insanlara 56'dan beri hizmet ediyorum diyorum. Şimdi mesela bak, şu bey gelmiş, bunu mesela şeyini alamadığım insanlara yarım gösteririm. Bu bey gelmiş. Ne kadar geleceğim dedi bana. 18 ay. Buyurun. Başından saça bak. O dökülürse ben terk ederim. Ben ciltte ne varsa, saç çıkaran yerde ne varsa o sorunu gideriyorum.
Şimdi efendim sorunu gideriyorum derken annik, bir de şöyle bir şey var. Size onu göstereyim. O çok önemli. Biraz evvel likeni gösterdim değil mi? Liken dedim. Bak şimdi. Biraz evvel de egzamayı gösterdim. Şurada liken olan deriye bak. Bir de bu deriye bak. Bu pembe, bu kireç gibi beyaz. Evet. Yani peynir gibi beyaz. Yani derideki soruna bak, nasıl giderirsin bunu? Bu kolay, bu zor. Bu zor. Bunda deri altyapısı gitmiş. Deri, şimdi öyle bir şey ki tamamen alttaki doku kayıp olduğu zaman hiçbir şey yapamaz. İnsanlar bir şey yapamaz. Mutlaka onun akması lazım. Aktıktan sonra hayatının sonuna kadar onu görmez. Yok öyle bir şey. Şimdi efendim o kadar çok var ki hangisini göstereyim bilmiyorum. Bunu daha evvel gösterdim size ama bugün müşterilerden, sizden gelen insanların bana söylemleri şu: Leyla Hanım, her zaman niye yarım kesiyorsun? Niye az gösteriyorsun? Söyledikleri bu. Ama dedim, benim oradaki zamanım belli. Ben bunu az gösterip de hepsini göstermem mümkün değil dedim. Evet. Şimdi onlar da haklı. Şu insan bana geliyor. Buyurun. Biraz evvelki gösterdiğim insan. Hani başı kireç gibi dedim, dikkatini çekerim. Böyle dedim, bu insan bu. Evet, aynı kişi. Yani sanki oradan dozer geçmiş. Yani iki saç kıran değil. Dozer geçmiş, buyurun, gencecik bir insan. Hı hı. Bu çok nadir, çok az yani bunu bilen insan vardır. Ekseri dışarıdan gelenler öyle oluyor. Şunu bir daha göstermek istiyorum size. Bunu çok merak etti insanlar. İnanmıyor çünkü. Niye inanmıyor? Ben de böyle bir şeyi ilk görsem inanmam. Şimdi bunu gösterdim size. Daha evvel gösterdim ama. Evet. Buradaki ciltteki sarılığa bak. Cilt ne renk ama? Sapsarı resmen. Sapsarı. Bir de buradaki cilde bak. Şöyle ikisini yan yana koyduğun zaman ne görüyorsunuz? Aynı kişi değil gibi. Aynı kişi değil gibi değil mi? Evet. Şimdi bak, o insan bunları kendi çekti gönderdi. Bir dakika. Bu insan bu. Evet. Burada yavaş. Bir sene sonra böyle oldu. Böyleydi, böyle oldu. 3 sene sonra bunu ben canlı çıkardım. 3 sene sonra böyle oldum. Bunun hayatının sonuna kadar, yani şu insana baktığın zaman ne görüyorsun? İnsanlar neden kaçıyor biliyor musun? Leyla Hanım diyor, bizi diyor, gören insan bir bakıyor, bir daha bakıyor diyor. Acaba ne var diye diye. En çok da ondan üzülüyorlar. İnsanın görseli çok kötü. Yani çocuk da olsa, büyük de olsa ondan çok ıstırap çekiyorlar. Ben onu gördüm, onu yaşadım. Şimdi efendim çocuk dedim de şöyle bir şey. Bu çok güzel. Bu bizim maskotumuz. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Bunlar değil. Bunun bir de mesela böyle geldi. Bir de başında şeyli olanı var. Lapalı olanı vardı. Şu o diğer taraftaydı. Lapalı olanı var. Burada mıydı? Burada değil. Şu onun altındaki. Olabilir. Olabilir. Her neyse. Ha, burada. Hı. Şimdi bak. Bana geldiği zaman bu 2 yaşında. 2 yaşında. Buna ben ısırganı sürdüğüm zaman ne yapıyor acaba? Çocuk. Çünkü bak, bunun sorununu alan lapa. Lapa da bitki lapası. Hı hı. Ama ısırganı niye sürüyorum? Isırganı sürdüğüm zaman deri atıyor. Deri attığı zaman deri kendine deri yapıyor. Şimdi mesela bu gibi insanlar gittiği zaman burada hücre ölmüş diyorlar. Birçoğu insanda. Bu çocuk olduğu için buna bir şey vuramadılar. Dediler ki, alır mısın? Alırım. Ama biraz zorlanırsın. Ben de zorlanayım, o da zorlanayım. Çocuk çünkü. Şimdi böylesi daha çok var elimde. Daha fazla var. Hani büyükler için derler ya, sıkıntıdan, üzüntüden. 1 yaşında çocuğun üzüntüsüne. 2 yaşında çocuğun üzüntüsüne. Size bir de böyle bir el göstereyim. Bu ne kadar acı, ne kadar genç görüyorsun değil mi? Evet. Ne kadar acı. Vitiligo. Vitiligo. Bu 5 hasta. Egzama, sedef, saç kıran, vitiligo, liken akar. Bu akar.
akmadan asla geçmez. Buna sizin bir müdahaleniz yok herhalde. Şimdi efendim şöyle bir şey var. Bu hastalığı atmadıktan sonra şu genç kıza bak. Bunun şimdi saçı çıktı. Size gelmeden 3 ay evvel geldi bana. Ben sizde 2. ayımı dolduruyorum. Bunun saçı çıktı. Arkadan çekip getireceğim. Ona söz verdim. Arkadan çekip. Yani ikisini yan yana korsun dedi. Ama saçı da kısa. Şimdi bana daha çok ne geliyor biliyor musun? Son zamanlarda. Leyla Hanım, kulağımın arkasında kepek var. Hı hı. Ha, kulağımın arkasında kepek var. Bakıyorsun kepek var, doğru. Ben onun kulağın arkasındaki kepeğe, başındaki kaşıntıyı alırken bu hanım bana böyle geldi. Kendi çekti bunu. Bu Sedef işte. Bu kendi çekti, inanmadım. Ben de inanmadım. Dedi ki Leyla Hanım, benim vücudum böyleydi dedi. Ben size geleli dedi şu kadar zaman oldu dedi, buyurun. Tamamen gitmiş. Buyurun. Bu insan daha evvel bağlandı. Dedi ki benim dedi elimden dedi çocuklarım ekmek almıyordu dedi. Masada kocam babam versin diyorlardı dedi. 21 sene derken dedi çocuklarım dedi buyurun. Bu hanım kendi gösterdi. Evet. Kendi çekti. Etine bak. Buradaki et durumuna bak, buradaki duruma bak. Ben bunların şey olduğunu bilmiyorum. Sadece bana geldikleri zaman ne var biliyor musun? Hı hı. Tırnakları kayıp. Elleri tutulmayacak kadar. Elini tutsan ne var acaba bu dersin. Sanki böyle talaşa dokunur gibi. Eller öyleydi. Hı. Ondan sonra başım kepekleniyor dedi. Ne zaman ki başı aktı. Ben onun o vaziyetini bile görmedim. Bunu kendi çekti de bana verdi. Kendi evinde halısında çekti. Öbür türlüsünü yine kendi çektim. Efendim burada ne var biliyor musun? Hı hı. Bugüne kadar 56'dan beri çalışıyorum. Kime ne söz vermişsem onu yaptım. Ha bana iki kere gelir, bir kere gelir. Başım yara oldu diye kıyamet koparır. Çünkü öyle insanlar var ki başından dere atması lazım. Dere atmadıktan sonra ben onu asla çıkaramam. İki kere gelip, üç kere gelip bana yaramadı diyen hiç gelmesin. Hiç gel. Buradaki olan ne biliyor musun? Hı hı. Emekle sabır. Emek versin, sabırı versin. Evet. Onu istiyorum ondan. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ne sorunu olursa olsun, vücutunda ne sorunu olursa olsun, geldiği zaman onlara gördükten sonra söylediğimi yaparım. Evet. Ha, gelemeyen insanlarda da, uzaktaki insanlara da ne yaptığımı insanlar kendisi söylüyor. Çünkü bunu antibiyotiği bir kere alırsın, bir daha almasan nasıl olur? Hiçbir ama şey mutlaka alman lazım yani. Evet. Yani diyeceğim şu çocuğun suçu, hani üzüntüden dökülür derler, saç kıran. Ne üzüntüsü? Yani 2 yaşındaki çocuğun, üzüntüsü. Şimdi buna yakıştırırlar, bu adama yakıştırırlar. Bu tamam. Hı hı. Buna nasıl yakıştıracaksın? Bunun neresine yakıştıracaksın? Al, al, al. Yani diyeceğim. Umutsuz gelen insanlar size, yani şimdi onların da bir azmi gerekiyor değil mi bu şimdi mücadelede? Şimdi efendim bak ne diyorum. Sabırla emek istiyor. Evet. Sabırla. Şimdi bu daha evvel gelen insanların çoğu, hı, bastırılmış insanlar. Hı. Kadın bana 21 sene sonra geliyor. 21 sene kadar nereye gitti acaba? Bugün bir tane hanım geldi, başladı, yeni başladı. 45 senedir dedi ben bu hastalığı çekiyorum. Hastalık da değil. Benim başım kepek dolu dedi. Ne kepek dolu? Kim bilir vücudu nasıl? Ben bu geçer mi? Dedim ki hanımefendi siz bilirsiniz. Denersin. Geçtiğini gördüğün an o zaman dedim. Hiçbir şey söyleyemem dedim. Ama başladı. Neyle geldi? Tavsiyeyle geldi. Gördü de geldi. Şimdi önceleri insanlar benim gibi ve başkaları gibi konuşan insanlara çok gitmişler. Çok gittikleri için hep onlardan umut dağıtıcılığı olmuş. Onlar olmuş. Bana inan, bana geldiği zaman acaba ben nasıl çıkacağım? Orası belli değil. Şimdi efendim hep saçtan bahsettik. Benim bunlar. Bir de mesela cilt için gelenler var. Lazer yapılmış, leke kalmış.
Evet, şimdi arkadaşlar bu arada sözünüzü kesiyorum ama Almanya'dan bir hastanız var Meryem Hanım. Şu anda telefon hattımızda galiba. Evet. Meryem Hanım merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Teşekkürler efendim. Sizin de yine bir sıkıntınız vardı değil mi? Hülya Hanım'a başvurdunuz. Ne sıkıntınız vardı, onu paylaşır mısınız önce? Ben burada doktora gittiğimde bana kaç gram demişlerdi. Dinle. Bayağı bir tedavi falan söylediler, ilaç verdiler. Ama hiçbir içime sinmedi, hiçbirini kullanmadım. En son YouTube'da Hülya Leyla Çabuk'u gördüm. Hı hı. İzledim, e-mail yazdım, cevap aldım. Evet. Ondan sonra da termin yaptım, randevu. Hı hı. Ve kendisinin yanına gittim. Yaklaşık geçen sene birinci ayda tedaviye başladım ben. Evet. Ve geçen hafta ben oradaydım en son. Başındaki ne saç kıran liken. Dedi. Bana burada saç kıran dediler ama orada liken çıktı. Liken çıktı, evet. Evet. Ve ben çok kötü bir haldeydim oraya geldiğimde ben. Liken teşhisi konuldu. İnanarak gelmedi ki. Evet. İnanarak gelmedi. Geçen hafta geldiğinde kendi bile inanmadı. Ben o halden bu hale geldim diye. Bayağı da hatta oturup konuştuk sizinle. Buyurun, buyurun. Evet. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Yani gerçekten aynaya bakacak bile durumda değildim. O kadar ümidimi kaybetmiştim. Buyurun. Yani şu anda çok şükür. Çok. Şu anda yerini Allah bulsun, binlerce. Yerini bulamaz ki şu anda. Bulamaz. Ben bile geldiği zaman dedim ki, niye böylesin dedim. Leyla Hanım, burada saçımı buraya kapatıyordum dedi. Burama çıktı benim dedi. Oldu. Bir tarafını uzun bırakmıştım. Uzun erkek bırakmış. Tıraşı gibi yaptım ama bir taraf uzun kalmıştı. Buyurun, buyurun. Bunları insanlar söylediği zaman şöyle bir bakıyorum. Bu bana 1,5 sene evvel gelmiş. Hı-hı. Geldiği zaman ben ona liken demişim. Orada yıllarla doktora gitmiş, saç kıran demiş. Ve ben her ay buradan oraya uçtum. Almanya'dan İstanbul'a evet. Geldi. Her ay geldi. Evet, işte azim. Düzenli bir şekilde evde de ben bunu devam ettim. Hı-hı. Ömrünün sonuna kadar bir daha onu göremez. Bunu kendisine garanti ediyorum. Ömrünün benim yakınımdaki herkes de bunu zaten benimle beraber yaşadı ve gördü. Evet. Yani gerçekten onlar bile inanamadı. Buyurun. Çok burada iyi. Akrabaları var, onlar bile inanamadı diyorum. Ağzına sağlık, yüreğine çok sağlık. Çok teşekkür ediyoruz Meryem Hanım. İyi akşamlar diliyoruz tekrardan. İyi akşamlar. Allah razı olsun tekrardan Hülya Hanım'dan. Teşekkür ederim, sağ ol. Evet. Şimdi efendim, bu mesleğe ne güzel yatar yer var biliyor musun? Hı hı. Ben öbür tarafa götüreceğimi hazırlıyorum. Ben her müşterime de bunu söylerim. Allah bana geçiremeyecek olduğum insanı alma nasip etmesin. Hı hı. Çünkü ben oraya çalışırken, o insana çalışırken hani bu insan yıllarla onu çekmiş. Şimdi bu insan bir tanesi. Acaba kaç bir tane var? Kaç bir tane var? Yani diyeceğim, Allah bana nasip etmesin. Hiçbir zaman insanlara umut dağıtıcılığı yapmam. Yapamam daha doğrusu. Yapsam zaten beni bu ana kadar yaşatmazlardı. Yani bu bir tanesini görüyorsunuz. Şuradaki çocuğu görüyorsunuz. Mesela en son baktırdığımız bu like. Evet. Vitiligo. Vitiligo. Bazısının yüzünde, bazısının dudak kenarlarında, bazısının göz kapaklarında. Hı hı. O kadar çok değişik insan geliyor ki. Efendim şurada zamanımız doluyor. Evet. Bir şey anlatmak istiyorum. Telefonumuz bir daha var. Evet. Onu da bağlayalım. Sonrasında tamam. Yine az tamam. Bir vaktimiz kaldı. Nalan Hanım bize ulaştı. Zonguldak'tan arkadaşlarımız bağlamışlar. Nalan Hanım merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim. Kolay gelsin diyorum sizlere de. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle geçmiş olsun. Sizin sıkıntınız neydi de Hülya Hanım'a başvurmuştunuz? Teşekkür ederim, sağ olun. Ben 18 yıldır sedef hastasıydım. Şu ana kadar birçok tedavi yöntemleri, tıbbi tedavi, alternatif tedavileri denedim. Bir kalıcı sonuç almak istiyordum. Bir doktor beyin tavsiyesi üzerine Hülya Leyla Hanım'a internet üzerinden araştırarak ulaştım. Yaklaşık 2 aydır kendi tedavisi altına girdim. Çok da güzel sonuçlar aldım. Şu anda tam olarak iyileşme yoluna girdim. Az önce Leyla Hanım'ın da dediği gibi
bir akma olayı olması gerekiyor. Benim şu anda 2 aydır gittiğim için henüz bir akma olmadı. Efendim evet. Senin ellerin nasıldı? Sizin elleriniz nasıldı? Bana geldiğinizde çocuklarımı yıkayamıyorum dediğiniz elleriniz nasıldı? Benim ellerim, hiç kullanamıyordum ellerimi. Keza ayağım da o şekildeydi. Çocuğumu yıkayamıyordum bile. Ellerimin içi tamamen sivilce, iltihap, çatlak, patlak şeklinde akıyordu. Çok kötüydü. Ama şu anda ellerimi kullanıyorum, kendi işimi yapabiliyorum, çocuğumu yıkayabiliyorum. Hı. Çok güzel bir ilerleme kaydettim. Kendisine de teşekkür ediyorum bu arada. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani inşallah Türk Leyla Hanım'ı bir şekilde keşfeder. Onu kaybetmeyiz inşallah. İnşallah. Allah sağlıklı uzun ömürler versin kendisine de. Sağ olun. Çok memnunuz gerçekten. Evet. Sağ olun. Peki. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Nalan Hanım. İyi akşamlar diliyoruz. İyi tekrar akşamlar. Geçmiş olsun. Sağ olun. Şimdi efendim hep böyle hastalıklar. Süremiz doldu. Leyla Hanım hemen toparlayalım biz de. Bizden sonra ana habere vaktimiz. Hatta ana habere başlayacağız. Ben bugün esas neyi söylemeye geldim biliyor musun? Buradaki önemli olan insanlar yaşlanmak istemiyor. Evet. Kim olursa olsun, siz de olsanız, ben de olsam aramızda uçurum var. Evet. Yaşlanmak istemiyorum. Bir bitkiden hazırlanmış krem. Tony kremi maskesi. Alsın, bunlar nasıl bağlanıyorsa aynısını bağlansın. Ama önce yüzünün resmini çeksin, elinin resmini çeksin. Sizinle burada konuştuğum zaman insanlar diyor ki elin orada güzel, sahiden güzelmiş diye. Yani sanki ekrana çıktığın zaman insanlar değişiyormuş gibi bir şey var. Onu anlatmayı istedim bugün. Evet. Bugün kısmet olmadı, vaktimiz İnşallah kalmadı. İnşallah bir sonraki programda diyelim o zaman. İnşallah, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, herbalist Hülya Leyla Çabuk hanımefendi yine bugün Doğanın Dermanı programında sizlerle birlikteydi. Bugün de sağlığa dair önemli konuları konuştuk. Cilt hastalıklarına, özellikle saç ve kırışıklıkla ilgili birçok görsel gösterdi Leyla Hanım sizlere. Telefon bağlantılarımız oldu. İnşallah bir sonraki Doğanın Dermanı programında tekrar biz sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek umut ve dileğiyle diyelim. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.